Merhabalar, ben Burcu Sarıbal, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir alışveriş videosunda birlikteyiz. Bugün yine birlikte şöyle gratisten aldığım kutuyu açacağız. Bu alışverişimi birlikte açmayı daha çok seviyorum. Çünkü sizin de böyle alışveriş yapacağınız zaman gratisten belki sizin için de bir fikir olur. Hem de siz alışveriş videolarını izlenmeden de anladığım kadarıyla daha çok seviyorsunuz. O yüzden ben de böyle kutu açılışlarını sizinle birlikte gerçekleştiriyorum. O zaman kutumu açacağız ama kutumu açmadan önce eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bunların içinde eğer sizin daha önceden kullandığınız, çok sevdiğiniz ürünler varsa onlarla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hani hem benim için de bir fikir olur hem de benim videomu izleyip alttaki yorumları okuyan diğer izleyicilerim için de fikir olur. Sizin verdiğiniz bu güzel fikirler. Eğer burada olmayıp da gratiste kullandığınız ve çok memnun kaldığınız başka ürünler varsa onlardan da bahsedebilirsiniz yorumlar kısmında. Yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. O zaman hadi videoya geçelim. Evet, hemen kargomu açıyorum. Kargom açıkçası biraz ezik geldi. O yüzden böyle korktum. Acaba içindeki ürünler zarar görmüş müdür diye. Ama yine de açmadım. Zaten daha yeni geldi. Şimdi hemen ben de video için hazırlandım ve videoyu çekmek için oturdum. Şimdi birlikte bakacağız. İçinde şöyle bir pat pat çıktı ve bir fatura. 15 adet ürünüm varmış. Öncelikle elime şu geldi. O yüzden şundan başlamak istiyorum. Bu Oral-B'nin hassas dişeti ve diş minesi bakımı. Diş macunu, yanında fırçasını da hediye ediyorlar. Bunun fiyatı 15 lira gibi bir şeydi ve yani gerçekten inanılmaz uygun. Şöyle size de göstereyim. Gerçekten bu fiyat için çok güzel bir ürün. Zaten ben Oral-B'nin ürünlerini çok seviyorum. Bu diş macununu da daha önceden kullandım, seviyorum. Ama diş fırçası ile birlikte olması benim için bir... Ay, pardon. Diş fırçası ile birlikte olması benim için bir avantaj oldu açıkçası. Bu niye düşüyor? Böyle bir dengesizlik var çünkü şu taraf ağır, bu taraf hafif. Şöyle diş macunu 50 ml, diş fırçası da ekstra soft, yani ekstra yumuşak diş fırçaları daha güzel oluyor. Diş minesine daha az zarar veriyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Bence yumuşak fırçalar seçmeye özen gösterin. Evet, bir de şöyle bir ürünüm var. Bendy'nin oje kurutucusunu aldım. Oje kurutucu sprey. Bu 150 ml'lik bir şişede geldi. E vitaminli diyor ve 60 saniyede kurur diyor. Gerçekten ben çok oje kullanan bir insan olarak gerçekten kurutmada çok problem yaşıyorum. Çünkü sürekli bir işim çıkıyor. Bu ojelerin kurumasını beklemeden hep bir şeyler yapıyorum ve sürekli ojelerim bozuluyor. Sil, tekrar sür. Gerçekten benim için çok zaman kaybı. Ama bu Bendy'nin oje kurutucusuyla bunu aşacağımı düşünüyorum. Daha önceden Kalyon markasının oje kurutucusunu da almıştım. Onu kullanıyordum en son. Ama o biraz azaldığı için şu Bendy'yi de denemek istedim. Bu Bendy'yi daha önce ben kullanmadım ama kullanacağım. Eğer beğenirsem sizler için de bu yorumlarımı paylaşacağım. İnşallah güzel bir ürün olur benim için. Ama deneyip memnun kalanları çok duydum. Öyle söyleyeyim. O yüzden aldım. Evet, hemen diğer ürünüme geçeceğim. Şöyle Pantene'in 3 dakikada mucize saç bakım kremini aldım. Şöyle göstereyim size. Bu saç bakım kremi duş yaparken sürülen saç bakım kremi. Saçınızı yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra ardından saç kremini uyguluyorsunuz ve saçınızı duruluyorsunuz. Yani durulananlardan bu. Bu benim daha önce kullandığım bir ürün değil ama saç kremim bitmişti. Bunu da indirimde olanların arasında gördüm gratiste. O yüzden buna da bir şans vermek istedim. Yine bunu da eğer beğenirsem, deneyip memnun kalırsam size mutlaka görüşlerimi bildireceğim. Çünkü benim saç tellerim inanılmaz ince ve inanılmaz dolaşıyor duş sırasında. O yüzden yani mutlaka saç bakım kremi kullanmam gerekiyor. Ve uzun süredir birçok saç bakım kremi denedim.
Yani buna da şans vermek istedim. Çünkü ben tamam çok beğendiğim ürünler de oluyor ama sürekli aynı ürünle devam etmeyi sevmiyorum. Sürekli yeni ürünler deneyip size de tavsiyede bulunmak istiyorum. O yüzden de farklı bir ürünle de devam etmeye karar verdim. Bunu da deneyeceğiz. Bu arada bunun fiyatını da hemen söyleyeceğim. Yani bunu da 16 gibi lira gibi bir fiyata almışım. Çünkü şu anda KDV ve mal fiyatlarını ayrı yazı gönderiyor gratis. O yüzden ben de şu faturanın üzerinden baktığım için telefonumu çocuklar kırdı maalesef. O yüzden gratisin online sitesine böyle telefondan girip bakıp söylüyordum ama telefonum kırıldığı için maalesef artık şu faturadan söylüyorum. Faturada da KDV'ler ayrı yazıyor. Öyle toplamaya çalışıyorum, böyle yuvarlak bir şekilde söylemeye çalışıyorum. 16 lira gibi bir tutara aldım. Şu Berry'nin oje kurutucusunda 12 lira gibi bir fiyata aldım. Evet, diğer ürünlerime geçiyorum. Evet, maskelerim çıktı. Heyecanla bekliyordum bunları. Size de şöyle göstereyim. Gratis'in online sitesinde önce şöyle üçlü yüz maskesi gördüm. İçinde ne var? Birincisi bambu kömür özlüymüş. İkincisi Hindistan cevizi özlüymüş. Üçüncüsü de pembe greyfurt özlüymüş. Etkilerini de söyleyeyim. Hatta bunun içini açayım ben böyle. Üç tane şöyle gördüğünüz gibi. Üç tane kağıt maske çıktı. Bunların üçünün fiyatı 10 liraydı diye hatırlıyorum. Hemen kontrol edeceğim. Bunda üçünün fiyatı 10 lira 50 kuruşmuş. Bir tanesi nemlendirici kağıt maske, canlandırma etkiliymiş. Diğeri tek beyazlatıcı kağıt maske, aydınlatma etkili olan. Biri de arındırıcı kağıt maske, ferahlatma etkili olanmış. B-Beauty'nin 3 adet kağıt maskesini aldım. Sonra şunları da gördüm. Ve dayanamayıp bunları da aldım. Şunlar çok tatlı değil mi? Çok tatlı değiller mi? Bence çok tatlılar. Bir tanesi böyle pembe Mickey Mouse'lu, bir tanesi de böyle orijinal Mickey Mouse'lu. Ama içinden çıkacak ürünleri hiç bilmiyorum. Bunların hepsi kağıt maske. Yani kağıt maske acaba şöyle Mickey gibi çıkabilir mi diye merak ediyorum. O yüzden bunları en yakın zamanda deneyeceğim. Denedikten sonra da eğer gerçekten böyle çıkarsa kesinlikle Instagram'a storyler kısmına atarım yani. Böyle bununla birlikte görüntümü. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ama eğer öyle çıkmazsa da üzülürüm. Çünkü madem böyle bu kadar güzel bir etiketi var, içinden çıkan da böyle cici bir şey olmalı. Düz kağıt maske olmamalı bence. Ama bilmiyorum, deneyeceğiz. Belki bir makyaj videosunun ön kısmında yüzümüzü nemlendirirken de bunlardan birini kullanıp da daha sonra makyajımıza geçebiliriz. Birlikte de kullanabiliriz. Ya da Instagram hesabından da dediğim gibi gösterebilirim. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet, şimdi bu maskelerimi kenara alıyorum. Bu arada bu orijinal Mikili olan arındırıcı kağıt maske. Bu pembe mikili olan da canlandırıcı kağıt maske. Bunların adet fiyatı 5 lira gibi bir fiyattı bu arada. Aklınızda bulunsun. Siz de almak isterseniz gratis online'da hala var. Evet, şimdi devam ediyorum diğer ürünlerime. Şöyle Sensodyne'in bir diş macununu aldım. Bu tam koruma artı beyazlatıcı etkili olan. Bu Sensodyne'in diş macunlarını ben daha önce kullandım. Hepsini inanılmaz seviyorum. Çok beğeniyorum bu markayı. O yüzden indirimde görünce kesinlikle almak istedim. Bunun fiyatı da 10 liraymış. Aslında 20 liraymış ama %50 indirimle 10 liraya aldım ben. 50 ml olması lazım. Evet, 50 ml bir diş macunu. Sensodyne markasını daha önce kullanıyorsanız ya da fiyatlarını gördüyseniz 10 lira aslında bu diş macunu için iyi bir fiyat. O yüzden onu da değerlendirdim. Ve şöyle bir ürünüm var. Benli'nin pamuğunu aldım. Ben Benli'nin pamuklarını seviyorum. Aslında Rozman'ın pamuklarını da çok seviyorum. Ama böyle bir tane atayım dedim. Bunun fiyatı da 3,5 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bunun fiyatı da 3,5 liraymış. İçinde 80 adet var. Bunu da severek kullanıyorum. Benim pamuklarını çoğu insan zaten severek kullanıyor. Evet, şöyle bir ürünüm çıktı. Evet, ev hanımı olmanın bana verdiği yetkiye dayanarak kendime bir de Cif Power Shine aldım.
Bu da indirime giriyordu. Bunu da 9 lira gibi bir fiyata aldım. Normalde bu daha pahalı oluyor. 12-13 lira gibi fiyatlara satılıyor. Hatta Gratis'te de 15 lira gibi bir fiyatı varmış. Ama ben bunu 9 liraya aldım. Yaşasın. Evet, bunu da kenara alıyorum. Ben banyoda bunu kullanmayı çok seviyorum bu arada. Banyoda sizin de böyle duş kısmınız camsa ve su lekeleri oluyorsa bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten o su lekelerini yok ediyor yani. O yüzden çok seviyorum. Çünkü ne yaparsanız yapın inanılmaz temiz olsun o banyodaki cam kısmı. Yine de böyle iz durabiliyor yani o kısımlar. Onları alıyor. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Ve bir de yine ev hanımlığının bana verdiği yetkiye dayanarak şöyle piril aldım. Hemen açayım. Bu da indirimdeydi. Evet, şöyle 3,5 liraya 430 gram 416 ml ediyormuş. Böyle bir piril aldım. Zaten piril çocukluğumuzun markası. Çok eskiden beri yani herkes kullanmıştır eminim. Çok bilinen bir marka. Benim şu an mutfağımda olan ürün bunun muadili olan bir ürün. Onu çok uzun zamandır kullanıyorum. Pirile ara vermiştim. Şimdi pirili tekrar aldım. Gerçekten formülünü beğendiysem yine pirille devam edebilirim. Fiyatı da inanılmaz uygun. 3,5 lira dediğim gibi. Evet, bir de şöyle Duru kolonya aldım. Hemen açayım, siz de tanıyın. Bantlarla ürünler tanınmıyor. Şöyle 80 derece Duru'nun kolonyasını aldım. Limon çiçeği diyor. Bunu da 5 liraya almıştım herhalde. Evet, bunu da 5 liraya almışım. Zaten kolonya şu an olmazsa olmaz ve sürekli kullandığımız ve sürekli bitirdiğimiz bir şey. O yüzden 5 liraya böyle Duru'nun kolonyasını aldım. Zaten Duru'nun kolonyaları biliyorsunuzdur, gayet güzeller. Ve son ürünlerime geçiyorum. 4 adet rujum var. Şöyle göstereyim. Sonra da kutum şöyle bitiyor zaten. Rujlarımı da şöyle göstereyim. Ay, kayıyorlar elimden. Evet, Mümis'in bu Play It isimli yeni çıkan rujlarını aldım. Tabii ki bunların swatchlarına nasıl göründüklerini merak ediyorsunuzdur. Ben de inanılmaz merak ediyorum. O yüzden bu seride zaten 4 adet ruj var. Bunların hepsini satın aldım. Bunu şu an swatchlamayacağım. Şu an göstermeyeceğim. Sadece size şöyle renklerini göstereyim. Bunları swatchladığım ve uygulayıp uygulamalar olarak size gösterdiğim bir videoyu bu videodan sonra kesinlikle yükleyeceğim. Ona emin olabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız mutlaka o videoma da gidip bakarsınız. Ama ben bu videonun içerisine onu dahil etmeyeceğim. Çünkü bu bir alışveriş videosu, ürün inceleme videosu değil. Bunları denediğim video, ürün incelemesi videosu olacak. Onun için de mutlaka kanalıma abone olun ki bu içerikleri takip edebilin. Ama gerçekten çok güzel duruyorlar. Bir tanesi şöyle nude tonlarda, biri şöyle bir ışıltılı bir ton gibi gözüküyor. Simler var içinde gibi gözüküyor. Bir tanesi daha turuncu alt tonlu bir renk. Şu biraz daha canlı bir renk. Ve bunlar şöyle söyleyeyim, şu tarafı stick ruj. Şu tarafı da gloss şeklinde olan rujlardan. Yani çift taraflı kullanım sağlıyor. İsterseniz tek tarafını, isterseniz ikisini birlikte böyle kullanabileceğiniz 4 adet ruj aldım. Evet, benim ürünlerim bu kadardı. Bugünkü alışverişim de bu ürünler vardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizin de alışverişlerinizde size fikir olur. O zaman bugünlük videomu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın.